barınılır vacip midir? Sadece orasını bozan bir hanımefendi bu. Dinimizde zorlama var mıdır? Hangi kişiler kullandıracak? İslami mezhebine göre evde kafa gerekiyor muyum? Kadın değil, nedir? Öğrenmek herkese farzdır. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla programımıza başlıyoruz. Diyanete Soralım programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi çok değerli hocam Sayın Tahir Tural'la birlikte yaklaşık bir saat boyunca dini meselelerde aklımıza takılan soruların cevaplarını arayacağız inşallah. Sizler de telefon bağlantısı vasıtasıyla yayınımıza katılabilir, sorularınızı sorabilirsiniz 0312 alan koduyla 294-4-294. Yani televizyonumuzun telefon numarası. Soru sormak isteyen izleyicilerimiz özellikle yayın saati içerisinde ararlarsa inşallah yayına bağlanabilirler. diyanetesoralim@diyanet.gov.tr programımıza ait bir mail adresi. Hem yayın içerisinde hem de yayın dışında efendim istediğiniz zaman diliminde sorularınızı mail adresimiz üzerinden de bizlerle paylaşabilirsiniz. Ve sosyal medya üzerinden Facebook, Instagram uygulamalarını kullanarak Diyanete Soralım sayfalarını takip edebilirsiniz. Daha sonra yine yorum yazmak ve mesaj atmak suretiyle bu kanallar üzerinden de sorularınızı inşallah ulaştırabilirsiniz efendim. Sizler adına hocamıza bir hoş geldiniz diyeyim. Akabinde inşallah ilk telefonumuzu almak üzere Antalya'ya gideceğiz. Tahir hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Allah nasılsınız efendim? Ömrüne bereket. Allah razı olsun hocam. Amin. Duanıza konu olmak, duanızı almak çok güzel bir duygu. Teşekkür olsun. Ederim. Evet hocam. Bayram Bey'in sorusuyla devam edelim inşallah. Instagram üzerinden sormuş sorusunu. İletişim araçlarından ve dış dünyadan uzak bir kişi, örneğin bir adada ya da bir ormanda yaşayan yerli insanları kastediyorum demiş. Aklı ile Allah'ı buluyor ama Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi bilmediği için haliyle onun nebiliğini, peygamberliğini kabul edemedi. Bu kişi Müslüman olarak kabul edilir mi ya da böyle bir insanın ahiretteki durumu nedir demiş. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Emma ba'd. Bir kişi Cenab-ı Hakk'ın varlığını aklıyla bilmesi gerekir mi, gerekmez mi? Bu kelam ilminde alimlerimiz arasında tartışılmıştır. Maturidilere göre Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretleri her insanın tabiatına, DNA'larına Allah'ı ve ahireti ve ahiretle ilgili şeyleri, peygamberleri, peygamberlikle ilgili hususları kabul edecek donanımı koymuştur diyor. Evet. Bu donanımı harekete geçirecek olan da akıldır. Çünkü esere bakacak, sanata bakacak ve sanattan onun bir faili, bir yapanı olduğunu anlayacak diyor. Evet. Neden? Bir bina gördüğünüzde o binanın kendi kendine yapılmasının mümkün olmadığını, oradaki malzemenin bir araya gelerek asırlar değil milyonlarca sene geçse bu intizamda, bu güzellikte, bu ihtişamda orada bulunamayacağını bilecek. Dolayısıyla da onun bir ustası olduğunu inanacaktır. İşte kainat bu güzel ihtişamıyla, güneşiyle, ayıyla, yıldızlarıyla ve içindeki bütün mahlukatıyla bir güzellikte, insanı hayrete düşürecek, akılları hayrete düşürecek bir güzellikte ve ahenkte çalışıyor. O halde bir ustası olmalı diyecek, bir yapanı, bir yaratanı olmalı diyecek ve Allah'ın varlığına aklıyla iman edecektir. Bundan sorumludur. Eşariler ise hayır, peygamber gelmediği müddetçe hiçbir kimse ne Allah'ın varlığından, ne peygamberlerin varlığından, ne de ahirette ilgili herhangi bir şeyden sorumlu değillerdir diyorlar. Şimdi kardeşimizin sorusuna gelelim. Kardeşimiz diyor ki bir adada bir insan tek başına yaşıyor veyahut da birkaç kişi birlikte yaşıyorlar, bir kabile birlikte yaşıyorlar. Peygamber onlara ulaşmamış, kitap ulaşmamış. Dolayısıyla sadece Allah'ın varlığına inanıyorlar. Ama
İslam'dan hiç haberleri yok. Bunlar ahirette kurtuluşa erer mi, ermez mi? Bırakın şimdi adayı, Afrika'nın veya efendime söyleyeyim bu Rusya'nın diyelim veya Avrupa'nın dağlık kesimlerinde yaşayan onlarca kabile var, onlarca toplum var. Bu toplumlara Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Efendimizle veya Kur'an ve İslam'la ilgili hiçbir bilgi gitmemiş. Bunlar da atalarından, babalarından duydukları şekilde Allah'ın varlığına inanıyorlar. Ve diyelim ki Avrupa'da Hristiyanlık, işte Rusya'da Hristiyanlık ulaşmış onlara. Hristiyanlığa itikat ediyorlar. Bunlar öldükleri vakitte kurtuluşa erer mi? İmam Gazali rahimahullah ve diğer ulemamız, mesela özellikle İmam Gazan El-İktisat Fil-İ'tikad adlı kitabında, İmam Alusi tefsirinde vesaire, buna cevap olarak evet bu insanlar ahirette kurtuluşa ererler diyor ve bunlar cennetlik olurlar diyor. Niye? Çünkü nasıl ki İsa aleyhisselamla Peygamber aleyhissalatü vesselam arasında 500 yıl var, bu insanlar, bu 500 yıl arasındaki insanlara peygamber de gelmemiş, ehli fetret kabul ediyoruz. Bunların kurtulacağını söylüyorsak, bunlar da fetret ehli kabul edilir. Neden? Çünkü hiç peygamber ulaşmamış. Allah Celle ve Ala Hazretleri buyurur ki, وَمَا كُنَّا مُعَذِّب۪ينَ حَتَّى نَبَعْثَ رَسُولًا Biz peygamber göndermediğimiz müddetçe hiçbir kimseye azap edecek değiliz diyor. O halde Kur'an'ın açık beyanıyla peygamber gelmeyen insanlara azap olunmayacaksa o zaman bu insanlar kurtulacaklardır demektir diyor. Onun için dediğim gibi ister adada yaşasınlar, ister Rusya'nın veya Afrika'nın veya başka bir yerin çok uzak insanlardan, medeniyetten uzak bir bölgesinde yaşasın bir kabile. Kur'an hakkında bilgi ulaşmamış, İslam hakkında bilgi ulaşmamış, peygamber hakkında bir bilgi ulaşmamış veya ulaşmış ama onu değerlendirecek, araştıracak imkan yok. Çünkü fiziki şartlar ve bulundukları coğrafyanın şartları acaba böyle bir insan gelmiş mi, gelmişse bu gerçek peygamber diye, peygamber mi değil mi diye araştırma imkanı bulamadan ölmüşlerse bunlar ahirette kurtuluşa ererler. Eyvallah. Ve cennetlik olurlar. Ama biz bu insanlara Müslüman der miyiz? Hayır. Niye Müslüman demeyiz? Çünkü Müslüman dememiz için iki şeyi birlikte yapmaları lazım. Nedir o? Bir, kalpten Allah'ı, peygamberi ve Allah ve peygamberden kesin olarak gelen emirlere kalpleriyle tasdik etmeleri, dilleriyle de eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu telaffuz etmeleri gerekir. Bunu yapmadığı müddetçe biz bu insanlara Müslüman demeyiz. Dolayısıyla biz gittik, gittiğimiz günde birisi öldü. Tebliğ ulaştı mı? Ulaşmadı. Ulaşsa bile akşam onu değerlendirecek bir imkan buldu mu? Bulamadı. O halde bu insan ehli fetret kabul edilir ve ahirette Allah'ın rahmetine nail olur ve kurtulur. Eyvallah. Teşekkür ederiz hocam. Allah razı olsun. Peki şurada, bu da benim sorum olsun hocam. Arada bir benim de merak ettiğim şeyler oluyor. Yani varsayalım böyle insanların olduğunu kabul edersek, burada Müslümanların üzerinde de emri bil maruf nehi anil münker çerçevesinde hani İslam'ı daha geniş kitlelere anlatma sorumluluğu ve görevi var mı? Bakın Allah Celle ve Ala Hazretleri, Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretleri bize bir görev veriyor Kur'an'da. Nedir o? وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ اُمَّةٌ يَدْعُونَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِعُونَ Sizden bir grup olsun. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ تَائِفَ Sizden bir grup olsun. Bu grubun görevi ne? يَدْعُونَ اِلَى الْخِيرِ İslam'a davet eden, İslam'a insanları çağıran. Daha وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ İyiliği emredecek, iyiliklerin hakim kılınması için gayret eder, kötülüklerin de ortadan kalkması veya azaltılması için gayret eder. Bu grup ne olur? وَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ İşte onlar kurtuluşa ererler diyor. Ümmetten bir grup davet, İslam'a davetle mükellef ve bunlar bu görevi yaparlar. Peki bu grup kim?
İşte bu grup ilim adamlarıdır. Müslümanların Kur'an ve sünneti, İslami ilimleri bilip öğrenecek gençler yetiştirmeleri, elemanlar yetiştirmeleri farzdır. Ve Allah'a bin şükür olsun İslam aleminin her tarafında, mesela ülkemizde imam hatiplerimiz, Kur'an kurslarımız, ilahiyatlarımız, medreselerimiz devam ediyor. Ve biz bunları yetiştirerek inşallah bu günahtan kurtuluyoruz. İnşallah. Zaten geçen derste de demiştim, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz evrensel bir peygamberdir. Evrensel peygamber ne demek? Bütün insanlığa gönderilmiş bir peygamber. O halde bütün insanlığa gönderilmişse, onun ümmetinden, onun dinini, onun getirdiği kitabı, onun getirdiği sünneti iyi bilen insanların bunu başkalarına ulaştırması gerekir. Niye? Ümmet iki kısım dedik. Birisi ümmeti icabet, peygamberin davetini icabet etmiş, kabullenmiş, biz bunlara Müslüman diyoruz. Diğeri de ümmeti davet, davet edilmeleri gerekiyor. Bunlar peygamberin ümmeti ama henüz Müslüman olmayan etmemiş. Diğer insanlar. Müslüman olmayan diğer insanlar. Dolayısıyla bizim bunlara davet görevimiz var. Dini tebliğ etme görevimiz var. Ulaştırma görevimiz var. Bunlar da alimlerimizin sorumluluğu altındadır. Onun için diyelim ki Rusya'nın bir dağ başında, Sibirya'nın bir köyünde bir adam Hristiyan olarak yaşıyor. Hazreti Peygamber'i hiç duymamış. Kur'an'ı hiç duymamış. İslam hiç duymamış. Ölmüş. Ne olarak öldü? Ümmeti davetten biri olarak öldü. Davet bekleyen bir ümmetti. Davet de ona gitmediğine göre Allah Rahim, Allah Celle ve Ala Hazretleri Gafur, davet ona ulaşmadığı için onu rahmetiyle yarlıgayacak ve cennetine koyacaktır. İnşallah. Teşekkür ederiz. Allah bize bu görevi yapma nasip etsin. Amin. Yani siz anlatırken ben onu düşündüm. Böyle yerlerdeki insanlara ulaşıp dinimi, beni, İslam'ı anlatıp onların Müslüman olmalarını sağlamak çok büyük bir hizmet ve görev aslında. Bakın şimdi. Umarım nasip olur. Sahabe-i kirama bakın Allah aşkına. Dünyanın hiçbir yerinde görülmeyen bir din tebliğine kalkmışlar. İslam dini Hicaz'da değil mi geldi? Evet. Mekke'de geldi, Medine'de devletleşti. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin vefatından 17 sene sonra, yanılmıyorsam veya 20 diyelim en fazla, 20 sene sonra İslam nerelere kadar ulaştı? Bugün Elazığ'ın üstünden, Muş'undan, Diyarbakır'ından, efendim Siirt, Bingöl tamamı sahabe-i kiram tarafından fethedildi ve buralara İslam ulaştırıldı, tebliğ ulaştırıldı. Nereden nereye? Bakın, 17 sene sonra, en fazla 20 sene sonra, peygamberinin vefatından sonra Hicaz'dan Türkiye'nin neredeyse Elazığ sınırına dayanan İslam'ı kim, hangi azim, hangi gayretle yaptı? Ümmeti yani bütün insanlığı kurtuluşa davet etmek için çırpınan o sahabe-i kiramın azmi, gayreti ve inancı. Allah kendinden razı olsun. Onun için bu ümmetin her bir ferdi sahabeye medyundur, borçludur. Asla onların aleyhinde bir kelime konuşamaz. Bir kelime konuşamaz diye. Çünkü onlar bu kadar gayret, bu kadar azim, bu kadar sebat ve bu kadar bela, musibetlere sebat etmese, can, mal, ehil feda etmeseydiler, İslam bize bu kadar hızlı ulaşamazdı. Ulaşması da mümkün değildi. Aynen ulaşması öyle. Da mümkün yani değil. O zaman hocam bizim misyon ve vizyonumuz da sahabe-i ikram efendilerimizin izlediği yol ve yöntemle aynı olmak zorunda. Eğer biz onlar kadar azimli, onlar kadar gayretli, onlar kadar tahammülkar ve fedakar olsak bugün dünyada İslam'ın ulaşmayacağı hiçbir yer kalmaz. Ama kelime bu noktaya gelmişken şunu ifade etmekten geçemeyeceğim. Kendini bilmez ve İslam tarihini okumamış, siyerden nasibini almamış bazı kardeşlerimiz kalkıp sahabe-i kirama dil uzatabiliyorlar. İçin ulemamıza sormuşlar ki sahabenin kendi arasındaki çıkan savaşlarında nasıl bir tavır almalıyız deyince Allah kendilerinden razı olsun, rahmet eylesin. Amin. Şöyle demişler. Allah ellerimizi sahabe kanına bulaşmaktan temizledi. Allah Celle ve Ala Hazretleri ellerimizi sahabe kanına bulaşıp kirletmekten temiz halde bıraktı. Bizi korudu ellerimizi. Siz de dillerinizi sahabe kanıyla kirletmekten koruyun. Eyvallah.
ölçünün bu olduğunu aklımızdan çıkartmamamız lazım. Teşekkür ederiz hocam. Allah razı olsun. Bir telefon bağlantımız daha var. Diyarbakır'dan Şaban Bey telefon attığımızda. Hoş geldiniz Şaban Bey. Hoş bulduk. Selamünaleyküm hocam. Aleykümselam. Hayırlı akşamlar. İyisiniz inşallah. Çok şükür efendim. Siz de iyisiniz. Sağ ol. Geçmişsinler rahmet. Allah razı olsun. Bilmukabele. Buyurun. Hocam iki sorum vardır hocam. Peki. Bir Müslüman olmayan birisiyle bir alışveriş yaptık hocam. Paramızı bir türlü alamadık. Bu ahirette bize ne faydası olur? Evet. Soralım inşallah. Bir sorum da tahaccüd namazı yani gece namazı Peygamber Efendimiz ne şekilde kılmış? Biz de onun yolunda yani ne şekilde kılmışsa biz de o şekilde kılmaya devam edelim. İnşallah. Allah razı olsun. Peki soralım efendim Şaban Bey. Cümleten hocam. Allah'a emanet olun. İyi akşamlar. Sağ olun. Siz de Allah'a emanet olun. Diyarbakır'da Allah'a emanet olsun. Kendinize iyi bakın. Yani aslında hocam kul hakkı denildiği zaman şöyle bir yanlışlık da düşünülüyor. Belki Şaban Bey'in sorduğu soru bu işin ters kısmı da. Sanki bir gayrimüslimin hakkına tecavüz edebileceğimiz ya da bir gayrimüslimin hakkına girebileceğimizle alakalı bir ruhsat varmış gibi bazen algılanıyor. Aslında kul hakkı hem Allah'ın Müslüman kullarına hem de gayrimüslim kullarına geçerli olan bir şey. Buradaki hadisede bir kul hakkı muhakkak var da ahirette bunun bir faydası olur mu? Ekstra bir faydası olur mu mesela? Şimdi öncelikle ifade buyurduğunuz gibi kul deyince sadece insan anlıyorlar. Ha, bir de o boyutu var, doğru. Hayır, kul Allah'ın kainatta yaratmış olduğu bütün canlılardır. Aynen öyle. Dolayısıyla insan olarak ister Müslüman olsun, ister gayrimüslim olsun, onların hak ve hukukuna girdiğimizde hak ihlali olduğu gibi, çok affedersiniz, hayvanların hak ve hukukuna girdiğimizde de hayvanatın haklarının ihlali olur. Şimdi bunlara girsek program da yetmez. Çünkü onlarca örnek var. Onlarca örnek var. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin hayatından. Ayrıca doğadaki cansız varlıklar dediğimiz, bunlar da Allah'ın birer kulları ve bunların da vazifeleri var. Mesela bir ağaç cansız, öyle değil mi? Ruhsuz yani. Aynen. Cansız diyoruz ama ruhsuz yani. Ruh taşımıyor. Peki bunların hakları yok mu? Elbette var. Bunları da ne yapacağız? Sularına, efendim etraflarının temizliğine vesairesine dikkat edeceğiz. Çünkü Allah hiçbir şeyi boş yaratmamış. Eğer o ağaçlar olmasaydı biz oksijeni nereden bulacaktık? Ya. O ağaçlar olmasaydı biz oksijeni nereden bulacaktık? Mesela yeri gelmişken söylüyorum. Bazen diyorlar ya hani niye kabirlere su döküyorlar hocam? Niye kabire cenazeyi defnettikten sonra ıvrığı alıyor veya testiyi alıyor, su döküyorlar. Ziyaretlere gittikçe su döküyorlar. Neden hocam? Niye döküyorlar? İşte o kabrin başındaki ağaçlar, otlar yeşersin. Yeşil olarak kalsın. Yeşil olarak kaldıkları müddetçe yaratıcılarını tesbih ediyorlar lisanı halleriyle. Onların da bir dilleri var, lisanları var. O dilleriyle Allah'ı tesbih ediyorlar. Allah Celle ve Ala Hazretleri o kabirde tesbih edildiği müddetçe rahmet iniyor. Rahmet iniyor ve oradaki insan o rahmetten istifade ediyor. Bu birincisi. İkincisi rahmet indiği vakitte o ağaçların ve bitkilerin orada bitmesine sebebiyet verdiğimizden dolayı bizim bir amelimiz var. O sevap olarak bize ve ölüye yazılıyor. Ölünün defterine yazılıyor. Etti iki. Üçüncüsü de maddi boyutu, mezarlar kaybolmuyor. Dolayısıyla oradan gelip geçenler mezar olduğunu bildiği için ona hürmet ediyorlar. Basmıyor, çiğnemiyor ve vebale girmiyorlar. O nedenle ne yapıyoruz bakın? İslam'dan gelen bir ahlakımız var, bir edebimiz var. Kainatta her şeyin hak ve hukukunu koruyoruz. İnsanların koruyoruz, hayvanların koruyoruz, cansızların koruyoruz. Bitkilerin koruyoruz. Neyle koruyoruz? Sulamakla vesaireyle. Onların etraflarını, gölgeliklerini vesaire temiz tutmakla koruyoruz. Onun için mümin olarak hak ihlalinden uzak durmalıyız dediğimizde insan haklarından da uzak duracağız, hayvanların hukukuna girmekten de uzak duracağız, duanın hakkına girmekten de uzak duracağız. Ya
şöyle tercüme ediyorlar ayeti bazı arkadaşlar. وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا Allah kainatta olan her şeyi sizin emrinize amade yaptı. Bu tercüme çok yanlış ve eksik bir tercümedir. Niye? Sakhara kelimesi emre amade değil. Ya ondan istifade etmeyi size ne yaptı? Yasakladı. Yok, ondan istifade etmeyi size verdi. Eyvallah. Ondan meşru daireler içerisinde istifade edersiniz. Meşru daireler içerisinde. Yoksa bu benim emrim de nasıl olsa. Ben bunu istediğim gibi kullanırım derseniz, o zaman israfa girersiniz. İsrafa girersiniz değil mi? Başkalarının hak ve hukukuna girersiniz. Efendim, malı zayi etmeye girersiniz ki bunların hepsi nedir? Haramdır ve günahtır. Onun için وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا demek neymiş? Kainatta olan, yeryüzünde olan şeylerden meşru ölçüler içerisinde istifade etmenize izin verdi demektir. Bu meşru ölçünün dışına giderseniz devlet sizi ihlaliniz oranında cezalandırabilir. İhlaliniz oranında cezalandırabilir. Nitekim Hazreti Ömer radıyallahu anh mesela Kabe denen bir bölge var. O bölgenin koruluğundan bir tabiinden birisi ağaç kesmiş Hazreti Ömer Efendimiz'den izinsiz olarak ve yakalanmış. Yakalandığında bir kesim aleti olan baltasına el konuyor. Kesim aletlerine el konuyor. İkincisi belli bir ceza veriliyor. Üçüncüsü de oraya şu anda adedini hatırlayamıyorum. 50 küsür kestiği cinsten ağaç dikmesi emrediliyor. Ne güzel. Onun için kardeşler olarak, Müslümanlar olarak hem Allah'ın haklarını ihlalden hem de kulların haklarını ihlalden uzak duracağız diyeceğiz. İnşallah. Şimdi kardeşimizin sorusuna gelelim. Eyvallah. Evet, gayrimüslim biriyle alışveriş yapmış. O da borcunu ödemeden gitmiş. Müslüman bir kulla alışveriş yapsaydı, Müslüman bir kul borcunu ödemeseydi ve gitseydi. Ahirette ne olacaktı? Ne olacaktı? Müslüman kul, Müslüman olduğundan dolayı imanla ölmüş ise, o zaman günahları oranında diyeyim, yandıktan sonra cennete gidecek. Evet, ama cennete gitmeden önce ne var? Hesaplaşma var. Hesaplaşmaya durulduğu vakitte eğer sevabı varsa hak oranında sevap alınacak, size verilecektir. Sevabı yok. O zaman da sizin günahınız alınacak, onun ona sırtına konacaktır. Aynı şekilde kafir hiçbir şekilde kurtuluşa eremeyeceğine göre sizin günahınızdan alınacak, onun sırtına konacaktır. Eyvallah. Böylece ahirette ne yapılacak? Hesaplaşma tamamlanacaktır. Eyvallah. Hocam, Şaban Bey'in Diyarbakır'dan telefonla katılan Şaban Bey'in ikinci sorusu da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın teheccüd namazının nasıl kıldığıyla alakalı bir bilgimiz var mı? Biz de aynen o şekilde kılmaya gayret edelim hocam. Böyle bir şey biliyorsak onu sordu. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın gece namazı ile ilgili farklı rivayetler var. Gece namazı ile ilgili. Bir rivayette Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin dörder rekatta bir selamla kıldığı. Hı hı. Diğer rivayette sekizer rekatta bir selamla kıldığı. Ve en çok İslam alimler arasında kabul gören, benimsenen rivayet ise ikişer ikişer gece namazı kıldığına dair rivayetlerdir. Çünkü bu hadiste muttefakun aleyhtir. Salatul leyli methna ve methna. Salatul leyl mesna mesna. Gece namazı ikişer rekat, ikişer rekat olarak kılınır. Hadis-i şerifi muttefakun aleyh olduğundan dolayı ulema geneli bunu tercih etmişlerdir. Şimdi dolayısıyla kardeşimiz Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın gece namazına benzeterek kılacaksa, demek ki dört rekatta bir selamla kılsa benzetmiş olur. Sekiz rekatta bir selamla kılmış olsa benzetmiş olur. Ama hem eftal olan hem de alimlerin ihtilafından uzak olanı nedir? İki rekatta bir selam vererek kılmaktır. Onun için ben kardeşimize
iki rekatta bir selam vererek kılmasını tavsiye ederim. Böylece hem sünneti yerine getirir hem de gece namazı ikişerden fazla kılınır mı kılınmaz mı tartışmasından uzaklaşmış olur. Bu bir. İkincisi, Aleyhisselatü Vesselam kaç rekat teheccüd kılıyordu? Bu da önemli. Bu da önemli. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın eşi Hazreti Ayşe annemiz, Müslim'de gelen rivayette der ki Peygamberimiz ne Ramazan'da ne de başka zamanlarda teheccüd namazını 11 rekattan fazla kılmazdı diyor. 11 rekat. Yani bunun 8'i teheccüd, 2'şer rekat kılarak, 3'ü de vitir. Evet. 3'ü de vitirdir. Ancak ulemamız, Allah kendilerinden razı olsun, Ayşe annemizin bu rivayetinin yanında diğer eşlerinden gelen rivayetlere bakarak teheccüd namazını 12 rekata kadar kılmanın mümkün olduğunu söylemişlerdir. Yani sadece teheccüdün mü hocam yoksa vitirle birlikte mi? Yok, vitirle beraber 15 oluyor orada. Aynen. Ha, bu teheccüd ama teheccüdün dışında bir namaz kılarsa kıyam-ül leyl, bu kişinin şahsına bağlıdır. İstediği kadar kılabilir. Bunda herhangi bir sakınca yok. Ama kardeşimiz teheccüd dediği için demek ki en meşhur rivayeti 8, 2'şer rekatta bir selamla, arkasından 3'te vitir, 11 rekattır. Allah kabul etsin. Kabul etsin ve kardeşimizden istirhamım teheccüdden sonra bizlere de dua etsin inşallah. İnşallah hocam. Allah razı olsun. Enes Bey hayatın içinden bir soru sormuş. Özellikle belki genç kardeşlerimizin de çok ilgi gösterdiği bir alan. Burçlarla alakalı bir soru efendim. Burçlara inanmalı mıyız ya da inanmakta bir acaba günah var mıdır? Bu tür şeyleri takip etmekte ya da yorumlarını okumakta bir mahsur var mı demiş. Şimdi ben buna çok kısa bir cevap vereceğim. Niye? Çünkü burçlara inanmak ve onların insan üzerinde manevi tesir yaptığına tasdik etmek İslam'la bağdaşmaz. Kabul edilmez. Bu kesin, yani net bilinen bir şey. Dolayısıyla bunu uzatmanın bir anlamı yok. Ama şunu söylemek istiyorum. Kaç burç var? 12. Peki 12 burç varken ne kadar insan var? 7 milyara yakın insan var. Aynen. Ya 12 burç, 7 milyar insanın karakterini, şeklini, fizik yapısını belirlemede Allah aşkına nasıl etkili olur? Nasıl etkili olur? Bunu insanlar nasıl kabul ediyorlar? Yani biraz akılla düşünsünler, biraz mantıkla düşünsünler. 12 tane burç, 7 milyar insanın manevi yapısına, karakterine, efendime söyleyeyim, işte ilerideki hayatlarına şöyle tesir eder, böyle tesir eder. Ha bunlar insanları meşgul etmekten başka hiçbir işe yaramaz. Bunlara ne inanırız, ne tasdik ederiz? Bunlar Allah Celle ve Ala Hazretleri kainatın nizamında bir görev verilmiş, o görevi kendileri icra ediyorlar ama insanlarla bir alakası yoktur. Eyvallah. Yani bu aslında burçlar var. Tabii ki. Ama insan hayatına bir etkisi yok. Hayır. Değil mi hocam? Hiç manevi hayatına hiçbir etkisi yoktur. Mesela kişisel özellik açısından var mı hocam? Burçların dünya üzerinde ayın efendim o burçlara gelmesi, o burçlardan diğerine intikalinde elbette ki bir takım hadiseler olur. Bu ayrı bir şey, doğal. Fiziki olaylarda biz bunlara karışmıyoruz. Bizim ilgilendiğimiz boyut ne? Manevi yapı, ruhi yapıya burçların bir etkisi var mıdır, yok mudur? Hayır, yoktur. Eyvallah. Hiçbir etkisi yoktur. Peki. Teşekkür ederiz hocam. Allah razı olsun. Efendim Muğla'dan Hasan Bey telefon attığımızdaymış. Hoş geldiniz. Hoş gördük hocam. Buyurun Hasan Bey. Hocam ben iki sorum var ama bir soru olarak şey etmiştim. Buyurun olsun. Kafamda olsun. Takılıyordu. Estağfurullah. Birincisi zekatla ilgili. Önümüzdeki yılın zekatı bir sene önce verilebilir mi? Bu sorunu sormamın sebebi zekatı verdiğimiz zaman toplu olarak veriyoruz genelde. O anda herhangi birisine veriyorsun ama bu esnada bir sene boyunca bir sürü ihtiyaç olan insanlarla karşı karşıya geliyorsun. Ya ne ola bunlara da verseydim diyorsun. Yani burada iki seneye bir zarfın oluyor dağıtma şeyi. Yani bu zekatı böyle önüne geldikçe böyle bir önceki yani yılın zekatını bir önce verilebilir mi? Peki soralım bunu Hasan. İkincisi de kurban bir evde iki tane kurban kesiliyor. Birini mesela Diyanet'e
bağışlıyoruz. Birini de kendi evimizde. Şimdi bunun pay şeyi kendi evimize kestiğimizde üçte biri dağıtma, üçte biri gelenlere ikram, diğeri işte çocuklara şeklinde. Böyle mi yapılması lazım, yoksa birisini Diyanet'e verdik, diğeri de tamamen bize kalsın. Gelen misafirler ve evler evde yenmesi şeklinde bir şey var, bir yorum var. Acaba öyle olur mu? Yani. Peki. Bir de bu konuda bize aydınlatırsanız memnun oluruz. Peki Hasan abi. Dua bekleriz efendim sizden. Muğla'ya selam İnşallah olsun hocam, bu vesileyle. Allah razı olsun, bir mukabele. Kendinize iyi bakın. Tabii bu soru da çok sık gelen bir soru hocam. Önümüzdeki yılların zekatlarını verebilir miyiz? Yani böyle, hatta birkaç yıllık mesela. Bu iki şıkka bölerek cevaplayalım. Birincisi, bir kişinin nisaba malik olmazdan önceki durumu. Hı hı. Bir de nisap miktarı mala malik olduktan sonraki durumu. Kişi nisap miktarı mala malik olmazdan önce, ki nisap miktarı neydi? Para üzerinden gidersek 80.18 gram altın veya buna denk mal, para vesaire. Ticaret malı yani, para. Şimdi bir insanın elinde diyelim ki 70 gram altını var. Nisaba ulaştı mı? Ulaşmadı. Ya ben nasıl olsa işte diyelim ki 6 ay sonra kalan miktarı tamamlarım. Hatta bırak onu, 30 gram da alırım. 100 grama ulaşır. Şimdiden başlayayım zekat vermeye dese, verdiklerin hepsi sadaka olur. Aynen. Neden? Çünkü tabiri caizse zekatla mükellef değil. Yani bu şuna benzer. Nasıl olsa öğle ezanı birazdan okunacak. Ben şimdiden başlayayım kılmaya. Ezanın okunmasına veya vaktin girmesine diyelim ki yarım saat var. Yarım saat henüz vakit girmeden namaz kılınır mı? Kılınmaz. Kıldığı nafile olur. Dolayısıyla vakit girdikten sonra yeniden kılması gerekir. Bir kardeşimiz nisap miktarı mala malik olmazdan önce zekat adıyla ne verirse versin o sadakadır, zekat yerine geçmez. Bu bir. Evet. İkinci şık, nisaba malik olduktan sonra, diyelim ki 1 Ocak 2020'de malik oldu. Kaç gram altın olsun? 100 gram altın olsun. Tamam. Ne zaman zekat kendisine farz oluyor? 1 Ocak 2021'de. Onun zekatını şu anda Ekim'de 10 gün önce olmuyor muydu hocam? Hiç de olarak yani, yuvarlak dedim. Yuvarladınız. Yani. Evet, yuvarlak. Şu anda verebilir mi? Verebilir. Niye? Nisaba malik olmuştur. Zekat mükellefidir. Dolayısıyla yıl dolmadan verebilir. Nasıl ki nisaba malik olduktan sonra onun yılı dolmadan verebiliyor ise, ikinci sene, üçüncü sene, dördüncü sene, beşinci senenin zekatlarını da bu andan itibaren verebilir. Eyvallah. Bu soruyla her karşılaştığımızda ben de şunu düşündüm hocam. Şimdi bilerek sorunun ilk evvelinde söylemedim bunu da. Yani bugün zekatımızı hesap ettik. 1 Ocak'ta zekat günümüz bizim. Evet, zekat vereceğiz. Ama başka bir ihtiyaç sahibi çıktı. Ona da hayır yapmak istiyoruz. Yani onun da ihtiyacını görmek istiyoruz. Bunu sadaka cihetinden yapsak daha iyi olmaz mı? Ha şöyle, yani kişinin mali imkanlarına bakılır. Mali imkanları iyi ise elbette ki sadaka olarak yapması daha iyi olur. Sadaka olarak yapması daha iyi olur. Niye? Çünkü yardımı çoğaltmış olur. Aynen öyle. Yani farzın yerine bir de ne yapmış olur? Nafile eklemiş. Nafileleri eklemiş olur. Bundan da çok büyük sevap kazanır. Ama ola ki bir memur tasarruflarla devam ediyor ise karşısına da bir ihtiyaç sahibi çıktı diyelim. Bir talebe çıktı, baktı işte kitap alacak ama bir türlü parası çıkmıyor. Siz de o anda kitapçıdasınız. Delikanlı al o kitabı. Benden sana hediye olsun der, zekatına da içinden niyet ederek o delikanlıya kitabı aldırır. Var mı bir engel? Yok. Hayır yok. Niye? Nisaba maliktir çünkü. Zekat mükellefidir. Dolayısıyla zekat mükellefi olduktan sonra yılı dolmadan bu seneninkini ödemesi caiz olduğu gibi ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci senelerin zekatını da ödeyebilir. Herhalde peki. Sıkıntı olmaz. Seyfettin Bey selamlarını iletmiş efendim. Kuyumcudan belli bir gram altın alacağım var. Fakat bu kişi battım diye başka bir ile gitmiş diyor hocam. Sorunun özeti şu. Ben bu paranın geleceğinden ümidimi kestim diyor hocam.
Niye kesmiş? Bunun zekatını verecek miyim, vermeyecek miyim diyor. Yani adam ben battım demiş, şehrini de değiştirmiş, buralardan gitmiş. Zekat verirken bu verdiğim borcu da sanki bendeymiş gibi hesabın içine katacağım mı diyor. Yok, şimdi zekat alacaklarının zekatlarının verilmesinde 3 yol var. Kuvvetli alacaklar, orta alacaklar, zayıf alacaklar ama biz buna detay olarak girmeyelim çünkü kafaları karışır. Bir kişi, direkt ben bu soru bağlamında cevap verelim. Bir kişi birine borç verdi ve veya birinden bir mal aldı. Hı hı. Bu adam da kaçtı, izini kaybettirdi. Aradınız, bulamadınız veya buldunuz, istediniz bu sene vermedi, ikinci sene istediniz, üç istediniz ve dört. Her seferinde vereceğim diyor ama hiç vermiyor ve alamayacağınızda kalbinizde bir kanaat oluştu. Evet. Bu batık alacaktır. Bu tür batık alacaklarda zekat alındıktan sonra üzerinden bir yıl geçince verilir. Eyvallah. Yani ola ki alırsa. Tabii. Şimdi anladığım kadarıyla kuyumcuda alacağı var veya kuyumcuya işte para vermiş diyelim ki kuyumcu da kaybolmuş gitmiş. İstemiş. Vereceğim oyalıyor. Elinde de bir senedi yok. Mahkemeye gitmesi için bir senet vesairesi de yok hiç. Ümidini kesmiş. Daha alma imkanı yok. Dolayısıyla bu batık alacaktır. Bu tür batık alacaklar alıp üzerinden bir yıl geçtikten sonra zekata tabi olurlar. Eyvallah. Bir zekat sorusu daha soracağım kıymetli hocam. Kişi babası ölmüş bir torununa zekat verebilir mi diyor. Yani kendi oğlu ya da kızı ölmüş, yetim olan torununa zekatını verebilir mi? Bir diğer soru da kişi kız kardeşine zekat verebilir mi demiş. Ali Bey tarafından sorulmuş. Kısa bir cevap istirham ediyorum hocam. Telefonumuz bekledi çünkü biraz. Bir kişi torunlarına zekat veremez. İster bu torunlar erkek çocuğundan olsun, isterse kız çocuğundan olsun. Nasıl ki kendi oğlan ve kızına zekat veremiyorsa, bunlardan olan torunlarına da zekat veremez. Eğer bu çocuklar yetim ve kendi gelirleri yok, bunlara da bakmak gerekiyorsa, o zaman büyük baba olarak bunların nafakalarını temin etmelidir. Sorumluluk onun üzerinde. Onundur. Dolayısıyla zekattan ve zekat yükümlülüğünden onlara zekatlarını vererek çıkamaz. Bu bir. Peki. İkinci sorusu kız kardeşine, erkek kardeşi, kız kardeşi, erkek kardeşi. Kız ve erkek kardeşler geçen Ramazan'da da söylemiştim. Bunlar bizim kollarımız. Kollarımız olduğundan dolayı bunlara zekatlarını verebilirler. Ancak fakir olmaları şarttır. Dolayısıyla kişinin erkek kardeşleri veya kız kardeşleri, halaları, teyzeleri, amcaları, dayıları fakir iseler bunlara zekatlarını vermesinde bir sakınca yoktur. Verdiği vakitte de iki sevap alır. Birisi zekatını ödemekten doğan sevap, biri de akrabalık bağlarını gözetmekten doğan sevaptır. Elhamdülillah. Allah razı olsun hocam. Sağ olun. Kemal Bey İstanbul'dan telefon attığımızda. Hoş geldiniz. Selamun aleyküm. Hayırlı akşamlar. Aleyküm selam Kemal Bey. Hayırlı akşamlar. Buyurun. Hocam ben şehit ailesiyim. Oğlum 6 sene önce şehit oldu. Her sene bunun kurbanını kesiyorum. Evet Kemal amca. Ondan sonra şimdi bir hoca arkadaş dedi ki sen dedi buna kurban kesmeyeceksin dedi. Eşim de buna adak adamıştı. Kurbanını kesiyoruz biz payını daha diyoruz. Sene-i devriyesinde mevlit yapıyoruz. Yemeğini, etini yemeğine kullanıyorduk. Bir hoca arkadaş dedi ki sen bunun kurbanını kesemezsin. Benim de kafama takıldı bu. Dedim niye kesemeyelim? Kemal amca annem evladına dair bir adakta mı bulundu? Onun adına her yıl kurban keseceğim falan mı evet, dedi? Evet, evet hocam. Heh, tamam. Soralım inşallah. Bakalım hocam ne tavsiye edecek size. Ellerinizden öpüyorum hem sizin hem de anneciğimin. Bizi de bir evladınız olarak görürseniz mutlu oluruz. İnşallah cennette evladınıza kavuşursunuz. Allah sizden razı olsun efendim.
Dua bekliyoruz. Allah cümlemizden razı olsun. Duacıyız hocam. Allah razı olsun. Sağ olun efendim. Aziz şehitlerimize de rahmet olsun amin vesileyle. Ya. Allah kanı kanı rahmet etsin. Amin. Ve şefaatlerine de nail etsin inşallah. Amin inşallah. Şimdi sorusu amcamızın birkaç boyutlu. Birincisi mevlid okutma. Mevlid okutma farz, vacip ve sünnet olan bir ibadet değildir. Ya nedir? Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin methiyesi, doğumu, miracı vesaire gibi peygamberimizden bahseden, şemailinden, siretinden bahseden bir manzum eserdir. Hı hı. Onun için okunmasında zerre kadar sakınca yoktur. Geçen dün dersimizde bid'atı tarif etmiştik. Bid'at tarifimizde de demiştik ki ya külli bir kaidenin altına girmeyecek ya da peygamberimizden, sahabeden sonra olup bir sünnetin kalkmasına ne olacak? Sebebiyet vermiş olacaktır. Şimdi mevlid peygamber aleyhissalatü vesselamın methiyesidir. Külli kaidenin altına giriyor mu? Giriyor. Giriyor. Nedir o? Allah methediyor. وَاِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ diyor. Sen büyük bir ahlak üzeresin. Peygamber aleyhissalatü vesselam methetmek her Müslümanın temel görevidir. Külli bir kuralın altına girer. Bu birincisi. İkincisi, evet peygamberimizden sonra varid olmuş, meydana gelmiş ama peygamberimizin bir sünnetini kaldırmıyor ya, peygamber aleyhissalatü vesselam'ı tanıtıyor, onun mucizelerini bahsediyor, efendim peygamberimizin ahlakından vesaireden bahsediyor. Dolayısıyla güzel bir eserdir. Bunu okumakta sakınca yok. Ancak kötü olan taraf nedir? Bu gibi güzellikleri dünya menfaatine alet etmektir. Orada da işin başka bir boyutu. O başka bir boyut. Dolayısıyla bir kimse bunu para kazanmaya dökmeden, maddiyata dökmeden, Allah rızası için bunu bir vesile ederek peygamberimize anlatsa, oradaki geçen Osmanlıca methiyeleri bugünkü günümüz Türkçesinde gençlerimizin, insanlarımızın anlayacağı dille okuduktan sonra manzum olarak onları anlatsa, orada efendime söyleyeyim insanlara irşatta bulunsa, herhangi bir sıkıntı olur mu? Olmaz. Bu önce bu niyetle yapsınlar. Evet. Peki. Onun için mevlid bir ibadet olmadığından dolayı, bunu bu sene yapmıyoruz diye üzülmelerine gerek yok. Niye? Çünkü böyle bir zorunluluk yok. Bu birinci boyutu. Peki. İkinci boyutu ölüye kurban kesme. Ölüye kurban kesme dediğimiz vakitte Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz Hazreti Ali radıyallahu anh'a kendisi vefat ettikten sonra kendi adına kurban kesmesini tavsiye etmiştir, vasiyet etmiştir. Hazreti Ali Efendimizin de iki kurban kestiğini gören bazı zevat, ey Ali bu nedir? Bu biri benim kurbanımdır, biri de Resulullah Efendimiz bana vasiyet etti, onun adına kesiyorum diyor. Onun için bütün alimlerimiz bizim ittifakla vasiyeti olsun veya olmasın, ölü adına kurban kesip sevabını ona bağışlamakta herhangi bir sakınca yok derler. Ama vasiyeti var ve bunun içinde gerekli mal bırakmış ise bu durumda o vasiyetin yerine getirilmesi de gerekir ve vacip. O durumda katiyen yapmak zorunda. Evet. Ve vasiyet yapıldığından dolayı da o adak hükmündedir. Onu doğrudan fakirlere dağıtır. Ama vasiyet etmeden, parada bırakmadan kişi kendi gönlünden gelerek annesine, babasına, kardeşine, çocuğuna kurban kesiyor ise bu kurban normal, kurban bayramında kesilen kurban hükmüne tabidir. Dolayısıyla üçte birini yer, üçte birini misafirlere ikram eder, üçte birini de fakir fukaraya dağıtır. Yahut da maddi durumu iyiyse tamamını dağıtır. Bunda herhangi bir sakınca yoktur. Yok. Bu da ikinci boyutu. Eğer delikanlı için, Allah rızası için kesiyorlar, sevabı ona ulaşsın diyorlarsa, bunda bir sakınca yok. Kesemediyseler de veya bu sene kesemedilerse, bundan dolayı da üzülmeye gerek yok. İnşallah Allah imkan verir, önümüzdeki yıl keserler. İnşallah. Ama adak yapılmışsa, ben oğlum için, Allah rızası için bir kurban keseceğim ve bunun etini de fakir fukaraya dağıtacağım demişler ise, bu bir adaktır. Adak kurbanı olduğu vakitte de bunu mevlid töreninde ve mevlid yemeğinde kullanamazlar. Niye kullanamazlar? Çünkü mevlide davet edilenlerin hepsi fakir değildir. Fakirler de vardır, zenginler de vardır. Dolayısıyla kim fakir, kim zengin, kim ayırt ne kadar edemeyiz yedi bilemediğimize göre o zaman bu tür adak kurbanlarını
doğrudan fakir fukaraya dağıtmak zorundalar. Bu sene kesemediyse, kurban da kesemediyse bugün keser, bugün kesemese yarın. Adaklar hemen anında yerine getirilmesi gereken ibadetler değildir. Ancak kurban bayramında keseceğim demişse kurban bayramında keser. Bunun dışında genel olarak söylemişse istediği zaman kesebilir. Bunda herhangi bir sakınca yok. Mesela şöyle dediyse, oğlumun şehadet haberinin geldiği gün her yıl bir kurban keseceğim dediyse mesela, o gün kesmek durumunda. Keseceğim dediyse bakın bu adak olmaz. Bu bir vaat olur. Bak Allah için, oğluma sevabı bağışlanmak için her yıl bir adak kurban keseceğim dediyse o zaman bu adak olur. Ama bir kurban keseceğim. Bunu adak niyetiyle, yapacak Allah için. Çıkmadıysa olmuyor mu? Hayır yok. Keseceğim dediği vakitte bu vaat olur. Tamam mı? Hatta Hanefi fukahasına ben ihtilafları çoğaltmak için bazı şeyleri zikretmiyorum. Bakın ama kelime arasında söyledim. Dikkat çekmedi ama. Allah rızası için. Rabbim mesela ifadeyi söyleyeyim. Oğlum şu hastalıktan iyileşirse, Rabbimin rızası için kurban kesip fakirlere dağıtacağım derse bu adak olur Hanefilerde. Tamam. Ancak biz genelde bunu toplumda böyle bilindiği için söylenmiş kabul ediyoruz. Ama o kurban da zaten o niyetle söylüyor hocam. İşte kurban keseceğim kelimesini kesip dağıtacağım olarak alıyoruz ve diyoruz ki bu bir adaktır. Bunu fakirlere dağıt, merasimlerde fakir zengin kim ne kadar yedi, kim fakir kim zengin ayırt edemeyeceğimize göre merasimde, düğünde olur bu, mevlid merasiminde olur, sünnet merasiminde olur. Bunları merasimlerde, yemeklerde kullanma diyoruz. Onun için amcamız adak yapmış ise veya amcamızın hanımı adak yapmış ise bunu mevlid merasiminde kullanmayacak, bunu doğrudan fakirlere dağıtacaktır. Eyvallah. Öbür türlü zaten kesmesinde bir mahsur olmadığını söylediniz. Belki meslektaşımız da hocamın bu söylediği kısımla alakalı bir arada bulunmuş olabilir. Rabbimiz gani gani rahmet eylesin. Amin. Askerlerimize, şehitlerimize rahmet eylesin. Gazilerimize acil şifalar ihsan eylesin. Günü saati geldiği zaman korkmadan, gözümüzü kırpmadan vatan ve mukaddesat uğrunda bizleri de şehit olmayı nasip etsin Cenab-ı Allah inşallah. İstanbul'a gidelim. Abdullah Parlak telefon attığımızda. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Cenab-ı Hak sizleri muvaffak etsin. Ümmet-i Muhammed'i aydınlığa atıyorsunuz. Çok Allah razı olsun. Atıyorsunuz. Sağ olun efendim. İnşallah mukafatı ahirette alırsınız. İnşallah. Benim sorum, Sayın Hocam sanki dün onun bir nebze cevabı verdi ama yine soru sorayım. Hay hay. Kafama takılan soru. Birincisi şimdi eşler birbirinden ayrıldıktan sonra bir iddet vardır. İddet müddeti biliyorsunuz. Hı hı. Ya da eş vefat ederse hanımı iddet bekliyor. Şimdi soru şudur. Eşler nikahlandı ancak nişanlıyken nikahlanıyorlar. Beraber de geziyorlar. Halvet de oluyor. Eşya da alıyoruz. Sonunda Allah göstermesin ayrılıyorlar. Şimdi burada bir iddet söz konusu mu değil mi? Soru budur. Bir de soruyla aynen müteşekkil bir soru daha vardı. Buyurun. Burada musaharet devam ediyor mu etmez mi? Hocam sanki musaharet devam ediyordun öyle anlattı. Ben öyle anladım. Şununla ilgili Nisa suresi 23. ayetinin bir parçası. Bismillahirrahmanirrahim. وَرَبَائِكُمْ لَتِ فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ لَتِ دَخَلْتُ بِهِنَّ فَاِنْ لَمْ تَكُونُ دَخَلْتُ بِهِنَّ فَلَا جُنَا عَلَيْكُمْ. Sadakallahu lazim. Hocam bunu da biliyor. Tabi siz de biliyorsunuz. Evet. Bunu durarak ben hocamda bu... Dilerseniz şöyle yapalım Abdullah Bey. Bu konuyu bir daha izah edelim. Sorun daha var. Peki. O sorun da şudur Sayın Hocam. Sesinizi alamadım. Müsaade var mı? Buyurun. Ha. O soru da şudur. Daha önceki hocam çok güzel anlattılar kul hakkı. O çok memnun oldum. Sadece hak sahibi gayrimüslim ise, onun hakkı bize kalmışsa, evladı da bulamıyorsa, varisleri de bulamıyorsa, onun adına bir İslam kuruna, camiye, medrese versek uygun mu değil mi? Veyahut onun adına onun kilisesine verse uygun mu değil mi? Nasıl bu malda kurtuluruz? Eyvallah. Saygılarımla evet. Arz ederim. Allah saygı bizden. Allah razı olsun. İstanbul'a selam olsun Rabbim. Sizin de yardımcınız olsun inşallah. İlgili ve bilgili, biraz da okumuş bir izleyicimiz. Allah kendisine razı olsun. Amin. Bu nikah meselesiyle alakalı notlarım arasında da soru var hocam. Ne dersiniz? Şimdi...
şık şık gidelim. Hay üç hay. Soru sorduğu için. Birincisi, nişanlı çiftler ayrıldığı vakitte iddet gerekir mi diyor. Şimdi bunu ikiye ayırmak lazım. Bir, nişanlanmış ama nikah yapılmamış. Nişan yapılmış, nikah yapılmamış ise bu insanlar ayrıldıkları vakitte iddet gerekir mi? Hayır, gerekmez. Niye gerekmez? Çünkü nişan evlilik vaadidir. Nişan evlilik vaadidir. Evlilik vaadinde bulunmuşlar ama aralarında nikah yapılmadığından dolayı herkes anlaşamayacaklarını ve bu işi götüremeyeceklerini anlayınca vaadinden dönmüş. Herkes yoluna gitmiştir. Arada nikah olmadığı için bu insanlara iddet beklemek gerekir mi? Gerekmez. Bu bir. Evet. İkincisi, nişan yapılmış ve nişanla birlikte günaha girmesinler diye, genelde halkımız böyle der. Öyle söylerler. Günaha girmesinler diye, hadi bunlara bir de nikah yapalım diyorlar. Ve nikah yapıyorlar. 6 ay diyelim, 2 ay diyelim, 5 ay diyelim, fark etmez. Bu insanlar nikah yapıldıktan sonra geziyorlar, oturuyorlar, sohbet ediyorlar, baş başa kalıyorlar. Akabinde herhangi bir nedenle bir anlaşmazlık çıkıyor aralarında ve biz bu işi götüremeyeceğiz. Herkes yoluna diyor ve boşanıyorlar. Yani ne demek boşanıyorlar? İster resmi nikah olsun, gidip bir celsede boşanıyorlar anlaşmalı. İster dini nikah olsun, dini nikahı erkek veriyor veya kız boşama yetkisini almış ise kız veriyor ve aralarındaki bağı ne yapıyorlar? Bitiriyorlar. İşte nişandan sonra nikah yapılmış ve ayrılmışlarsa bu durumda da ikiye ayıracağız bunu. Net anlaşılsın diye. Birincisi, zifaf ve halvet var mı yok mu? Zifaf ve halvet var mı yok mu? İkincisi, zifaf ve halvet var mı yok mu? İki şık. Aynen. Evet. Eğer nikahı yapmışlar, nikahı yapmışlar ve zifaf da yok, yani henüz düğün de yapılmamış veya düğün öncesi bir kaçamak yapıp zifafa da girmemişler. Halvet de, halvet dediğimiz yani ikisinin, hanımefendiyle beyefendinin baş başa, onların izni olmadan hiç kimsenin giremeyeceği kapalı bir alanda hissi ve şer'i bir mani olmadan belli bir süre kalmış, sohbet etmişler ise biz buna halvet diyoruz. Biz buna ne diyoruz? Halvet. Dolayısıyla nikah yapılmış, zifaf yok, halvet de yok. Zifaf yok, halvet yok. Boşanmış ve ayrılmışlar. Burada iddet gerekir mi? İddet gerekmez. Niye gerekmez? Bu ayetle sabit çünkü. Kardeşimiz hoca olduğu için ayeti de okuyalım. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا اِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَمَسُّوهُنَّ Ey müminler! Mümin hanımları nikahlarsınız. Sonra da zifafa girmeden, cinsel ilişkiye girmeden onları boşarsanız, cevap, فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عَدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا Sizin onlar üzerinde bir iddet hakkınız yoktur. Hanımefendiler ne yapmazlar? Artık iddet beklemezler. Peki böyle bir durumda ne gerekir? Ayetin devamı cevap veriyor. Diyor ki, فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَم۪يلًا Onlara muta verin ve onları güzel bir şekilde salıverin. Muta ne demek? Hanımefendinin istifade edebileceği mesela bir takım elbise. Bugünkü örfe göre. Veya işte efendime söyleyeyim bir ferace, bir başörtüsü vesaire gibi. Yani yarım elma, evet. Gönül alma. Bunun gibi rahatlıkla kullanacağı, istifade edeceği ve onun gönlünü hoş edecek bir hediye. وَسَرِّحُهُنَّ سَرَاحًا جَم۪يلًا Onları güzelce salıverin. Yani düşmanlık yapmadan, kötülük yapmadan, iyi bir şekilde, eğer mihir konuşulmuş ise mihirlerini vesairesini vererek. Şimdi ona biraz sonra ona da geleceğiz mihir. Hocam bu arada vaktimiz çok daraldı. Öyle mi? Keşke böyle bir konuda daralmamış olsaydı o ama. O zaman hemen buyurun. Zifaf varsa veya efendime söyleyeyim Hanefi mezhebinde halveti varsa demin dediğimiz gibi o zaman bu durumda cinsellik yaşanmamış zifaf var ya veya halvet var o zaman bu kardeşimizin iddet beklemesi gerekir. İddet beklemesi ne yapar?
gerekir. Efendim halvet var ama cinsel ilişki yok diyor. Zifaf yok diyor. Yine beklemesi gerekir. Eyvallah. Ben de onu soracaktım. Müsaarat dediği şey de hocam ayeti kerime ile alakalı kısımda bir şey söyleyeceğiz mi? O elbette ki onunla söyleyeceğiz. Şimdi vakit doldu dediğin için durdum yani. Doldu hocam ama bir dakikamız var. Dün söyledik. Söyledik. Bir dakikam var. Açtığımız bir dakika oldu. O zaman çok kısa. Bir hanımefendiye, bir hanım kızımıza nikah kıydığımızda, yani bir kişi bir hanımefendiyle nikah kıydığında mücerret, o hanımefendinin annesi ne yapar? Bu beyefendiye, yani damada haram olur. Damada ne yapar? Haram olur. Kardeşimizin sorduğu anne ile ilgili. Annesine nikah kıymış. Annesine nikah kıymış ama zifafa girmeden onu boşamış. Evet. Ondan sonra da diyelim ki bir sene sonra herhangi bir nedenle kızıyla bu anlaşmak ve evlenmek istiyor. Evlenebilir mi? Evlenebilir. Niye? Çünkü zifaf olmamış. Dün kaideyi söylemiştim. El aktu alel benat yuharrimul ummahat. Kıza yapılan akit onun annesini ebediyen haram kılar. وَالدُّخُولُ عَلَى الْاُمَّهَاتِ يُحَرِّمُ الْبَنَاتِ Anne ile yapılan zifaf kızı haram kılar. Anne ile zifaf yapılmadan boşanmış ise haram, o vakitte kılmıyor. Kızı haram kılmaz. Eyvallah. Kardeşimiz sorduğu budur. Peki bir kelime isteyeceğim. Gayrimüslim bir kimsenin üzerimizde hakkı var. Hiçbir şekilde ulaşamıyoruz. Varislerini de bulamıyoruz. Ne yapacağız? Nasıl ödeyeceğiz bu hakkı? Dediği şekilde yaparız. Herhangi bir hayır kurumuna bağışlayarak buradan çıkarız. Peki onların dinine hizmet eden mesela kilise, havra gibi hayır, yerlere yok. Veremeyiz değil mi? Hayır yok. Gerçek manada bir hayır kurumuna vereceğiz. Peki. Çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. İyi ki hocamızsınız. Allah ömrünüzü bereketlendirsin. Sevgili dostlar bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Biraz daha açtık. Hakkınızı helal edin. Yarın tekrar görüşmek ümidi ve duasıyla diyemeyeceğim. Çünkü bugün de haftanın son programı. Hafta başı tekrar görüşmek duasıyla. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Hangi kişiler kullanmış? Nafi mezhebine göre evde nikaha girebiliyor muyum? Kadın değil, nedir? Öğrenmek herkese farzdır.